Evet dostlarım, bugün kanalda çok istek alan bir soruyu sizin için araştırdım. 2020 yılı itibariyle bir kuru sıkasıyla nasıl alınır? Şimdi öğrendiğim her şeyi sizinle paylaşacağım. Önceki dönemlerde önce silahı alıp sonra emniyete gidip kaydettirirken şimdi önce emniyete gidiyorsunuz. Emniyette size şöyle bir kart veriyorlar. Kartta yazılanları uzun uzun okumayacağım fakat şöyle ses ve gasp işe atabilen silahların bildirim kartlarında 20 TL kart ücreti alınacaktır diye başlıyor. Ziraat Bankası hesap no vermiş ve 2 adet vesikalık fotoğrafla müracaat edecektir diyor. Siz eğer silah alacaksanız ben burada yazanları videonun açıklama bölümüne bıraktım. Size polis bunu veriyor, diyor ki git bankaya diyor. Şuradaki hesaba 20 TL yatır. Yalnız gişeden yatır. Bankamatikten yatırma çünkü makbuz getirmek zorundasın. 20 TL'yi yatır. İki tane de vesikalık fotoğraf. Bunun biyometrik olması önemli değil. Sordum özellikle. Yok dediler. Herhangi bir vesikalık fotoğraf iki tane ve makbuzla birlikte gel. Biz sana kuru sıkı silah alabilir belgesi düzenleyeceğiz. Sonra sen bu belgeyle gidiyorsun silah bayine. Beğendiğin bir silah alıyorsun. Silah bayi silah serinin olsun falan belgeye işliyor. İşledikten sonra tekrar emniyete gidiyorsun bir ay içerisinde ve size bir silah kartı veriyorlar. Tabanca ruhsatı gibi yani tabanca ruhsatı biraz şey gibi ehliyet gibi. Bu biraz daha büyük bir kart veriyorlar ve artık o sizin üstünüze kayıtlı bir silah oluyor. Şimdi polise gittiğiniz zaman size zaten bu kartı veriyor. Benim anlattıklarımı anlatıyor, geri gönderiyor. Polise hiç gitmeden videonun altındaki bu bilgileri alarak ya da çıktısını alarak direkt bankaya 20 TL yatırıp iki tane vesikalı fotoğrafla direkt ilçe emniyet müdürlüklerine gidip o silah kuru sıkı silah alabilir belgesini polisten alabilirsiniz. Avvayla gidip istediğiniz silahı alabilirsiniz. Polise şunu da sordum. Ben dedim bu silahı devretmek istesem ne yapmalıyım? Çünkü ben bir silah alıp kanaldan çekilişle bir arkadaşımıza hediye etmek istiyordum. Polis dedi ki tam bir bilgim yok ama bu silahların devri şu an söz konusu değil. Ve şöyle bir uyarı yaptı. Eğer dedi bu silah bozulursa kesinlikle direkt çöpe atmayın. Getirin bize teslim edin. Çünkü seri numarasını alıp kullanabilirler. Bize teslim edin. Biz silah İMHA'ya göndereceğiz. Şimdi online silah alırken ne yapacağız? Ben bugün internetten baktım, birçok silah sitesi şeyi kapatmış, online satışı kapatmış. Diyor ki şu bayimizden alabilirsiniz, şu bayiden bulabilirsiniz diye sizi yönlendiriyor. Online satışı açık olanlardan bir tanesini aradım. Dedi ki yani hesaba para yatırıp polisten o belgeyi alıyorsunuz, bize kargo ile gönderiyorsunuz. Biz evrağı, silahın seri numarasını falan işliyoruz. Size geri gönderiyoruz. Siz tekrar polise gidip silahınızı işletiyorsunuz. Artık online silah almak da eskisi kadar kolay olmayacak. Ya yani bu işi sıkı tutuyorlar. Bence de tutmaları lazım. Kanaldaki arkadaşlar soruyorlardı abi kuru sıkı silah nasıl alınır nasıl alınır. Ben de diyordum ki ya nasıl alınacak işte. Ben kimliğine git al. Meğer mevzu öyle değilmiş. Sonra çok soru gelince bir araştırdım. Baktım sistem değişmiş. Direkt ilçe emniyet müdürlüğüne gittim işte bugün. Oradan detaylı bilgiyi aldım. Kısaca özetleyeceğim. Polise gittiğiniz zaman arkadaşlar bu kartı veriyorlar size. Bankaya para yatırıp iki tane vesikalık fotoğrafla paranın makbuzunu geri getirmenizi istiyorlar. Ben burada yazanları videonun açıklama bölümüne bıraktım. Hiç bu kartı almaya gerek kalmadan buradaki hesap numarasına parayı yatırıp iki tane vesikalık fotoğrafla direkt polise gidebilirsiniz. Ben kuru sıkı silah almak istiyorum deyip düzenlenebilir belgeyi polisten alabilirsiniz. Bu bölüme bakan birim YİFSİZ Silah Ruhsat Bölümü. Danışmada sorun sizi yönlendireceklerdir. Kanalda ısrarla bu videoyu isteyen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Sayenizde ben de yeni bir şey öğrenmiş oldum. Ama keşke hediye edebilseydim bir tane alıp. Artık bir hal çaresine bakacağız. Kanaldaki bütün silah hastası dostlarıma teşekkür ediyorum.